Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir çarpıcı açı programımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. Yine her hafta içi olduğu gibi bugün de sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, birbirinden farklı söylemiştim konuklar ve konularla siz değerli izleyicilerimizin karşısında olmaya devam edeceğiz. Ve şimdi konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Türk Beyin Takımı Denizli formatörü Sayın Faruk Gülhan hocamla birlikte zeka üzerine konuşacağız ve nasıl zeka geliştirilir, zeka konularını konuşacağız. Evet hocam, öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, hoş buldum. Faruk Gülhan'ı bir izleyicilerimiz tanısın. Tabii ki. Faruk Gülhan kimdir? Böyle bir başlayalım, sonra sorularımı devam edeceğim. Buyurun. Tabii ki. Ben 2005 yılından beri Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarımızda fen bilimleri öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda bahsettiğiniz gibi akıl zeka oyunları dünyasının da bir tutkunuyum, sevdalısıyım, emekçisiyim. Türk Beyin Takımı'nın Denizli formatörü olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Türkiye Zeka Vakfı içerik ekibi üyesiyim. Mangala Federasyonu'nun Denizli İl Temsilciliğini yürütüyorum. Yani zeka oyunları alanında güzel çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi için etkili ve hızlı okuma eğitimi, hafıza geliştirme eğitimi, öğrenci koçluğu, diksiyon, güzel ve etkili konuşma, izcilik, kamp faaliyetleri gibi farklı çalışmalar da yaparak çocuklarımızın hem akademik yönden hem sosyal yönden beslemeye çalışıyoruz. Hocam onları konuşacağız. Yani farklı bir yol izlemişsiniz. Yani zeka geliştirme derken önce şöyle mi tarif etmek gerekir? Şimdi biz genellikle Türk toplumunda geri zekası olan derler ya, öyle bir şey değil sizin eğitiminiz. Zeka geliştirmeyi biraz açar mısınız lütfen? Tabii ki. Zeka geliştirmek için neler gerekiyor? Tabii ki. Şimdi nasıl ki egzersiz yaparak bedenimizi formda, zinde tutuyorsak, aslında beyin sağlığı, zihin sağlığı için de zihin egzersizleri yapmamız gerekiyor. Biz de bu anlamda burada bir yaş sınırı yok. Hani sadece öğrenci olması gerekli değil. Hani 2 yaşındaki bir çocuk da olur. 80-90 yaşında bir yaşlı ninemiz, dedemiz de olur. Zeka oyunları çalışmalarıyla beyin güçlerini daha da optimize edebilirler, güçlendirebilirler. Bu anlamda zeka oyunları çok engin bir deniz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada çok yaygın, popülaritesi yüksek olan bir alan. Biz zeka oyunlarıyla öğrencilerimizin akademik başarılarına da katkı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra sosyalleşmesine, beden ve ruh sağlığına da artı kazandırmış oluyoruz. Yani zeka oyunları kabına sığmayan bir alan diyebilirim. Zeka oyunlarını tüm öğrencilerle paylaşıyorsunuz. Evet. Eğitimcilerle de paylaşıyorsunuz. Evet. İnsanın kendini geliştirmesi için mutlaka bu tür faaliyetlere, bu tür organizasyonlara, bu tür eğitimlere katılmasını önerir misiniz? Tabii ki. Asıl zeka nereden başlıyor, nerede bitiyor efendim? Evet. Aslında zeka ana karnında başlıyor ve bizim son nefesimize kadar devam ediyor. Böyle bir engin deniz. İçerisinde akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, verilen ipuçlarını değerlendirme gibi birçok kazanım barındırıyor. Bir adı da oyun. İnsanoğlu var olduğundan beri aslında oyunla iç içe, oyun kültürüyle iç içe, enerjinin fazlasını atmak şeklinde düşünebilirsiniz. Mesela Türk Dil Kurumu'nun tanımında yetenek ve zeka geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan, eğlence aracı olarak geçer oyun tanımı. Zeka oyunları da bu anlamda gerçekten güçlü bir argüman. Biz gerek öğretmen eğitimleri, gerek öğrenci eğitimleriyle Türk kültüründe bu alanı yaygınlaştırıyoruz. Eğitime entegrasyon anlamında çok yol kat ettik. Ve yeni nesil sorular dediğimiz sorularda da zeka oyunu türevi sorularla karşılaşınca gerek veliler, gerek öğrenciler, gerek bizler de ne kadar doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Yani çok yönlü gelişim açısından zeka oyunları her bireyin tatması gereken bir alan diyorum ben. Eskiden oyunlarımız olurdu bizim.
sokak oyunlarımız dediğimiz oyunlar. Evet. Aslında onlar da bir zeka ürünüydü. Kesinlikle. Saklambaç veya diğer sayabileceğim en az yüzlerce, binlerce evet. oyun yaratabiliyorduk kendi kendimize. Onlar da bir zeka oyunu değil mi efendim? Şimdi oyun sınıflandırma dediğimizde çok farklı sınıflandırmalar var. Evet. Sokak oyunları sınıflandırması içerisinde. Tabii içerisinde o oyunun içindeki o yetenek, zeka geliştirici kısım yok mu? Var tabii ki. Sosyalleşme aracı, o saklambaç oyunları, yedi kiremit oyunları, körebe oyunları. Bunlarla aslında insan ilişkilerini güçlendiriyoruz biz farkında olmadan. Bir sorun çözmeyi öğreniyor, bir problem çözmeyi öğreniyor. Yani dolaylı yoldan aslında her oyun içerisinde biraz zeka oyunu da barındırıyor diyebiliriz. Çünkü insanlar oyunlarla bir nevi sorunlar oluşturuyor, yaratıyor ve o sorunlara çözümler üreterek o oyunun akışkanlığını sağlamış oluyor. O yüzden sokak oyunları da son yıllarda o gerek okullarda gerek farklı ortamlarda yaygınlaştırmaya, o unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımız tekrar hatırlatılmaya çalışılıyor. Bununla ilgili bilimsel araştırmalar yapılıyor. Ben Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nde Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı'na katılmıştım 2015 yılında. Burada mesela akademisyen arkadaşlarımız tüm Orta Asya'yı, Türk Dünyası devletlerini dolaşıp oradaki oyun kültürüyle ülkemizdeki oyun kültürünü kıyasladılar ve oyunun gerçekten evrensel bir dil olduğunu orada da ispatlamış oldular. Yani oyunlarımız çok benziyor farklı ülkelerden. Çünkü oyun evrensel, yayılıyor ve ufak kural değişiklikler olabilir, farklılıklar olabilir. Bu çok normal. Ama o oyunun temel nüveleri dediğimiz kısımları aslında her yere taşınmış oluyor. Oyunlarda bir nebze olsa uluslararası kimliği olan ortaya çıkıyor değil evet. mi? Doğru mudur efendim? Doğru. Şimdi siz biraz daha anlatmanızı isterim. Çünkü zamanımız kısıtlı. Tabii ki. Ama sizin söyleyeceğiniz çok şeyler var. Evet. Çünkü zeka üzerine konuşabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Peki Denizli'de bu Türk beyin takımı dediğimiz olay milli takım nezdinde bir beyin takımı yoksa Denizli'ye ait bir beyin takımı mı? Ve bu beyin takımını uluslararası çapta da biliyorum mücadeleler veriyorsunuz. Biraz da onlardan bahseder misiniz? Yani tabii ki. Öğrenciler yetiştiriyorsunuz, öğrencileri dışarıda müsabakalara sokuyorsunuz. Hı hı. Büyük dereceler elde ettiğinizi izleyicilerimizle paylaşır mısınız lütfen efendim? Buyurun. Tabii ki. Şimdi Türk Beyin Takımı'ndan bahsedeyim. Türk Beyin Takımımız 1992 yılında kurulmuş. 28 yıllık zeka oyunları anlamında köklü bir çınar. Bu anlamda Türkiye Zeka Vakfı ve Türk Beyin Takımı ülkemizin iki gururu diyebilirim. Türk Beyin Takımımız Dünya Zeka Oyunları Federasyonu'nun Türkiye temsilciliğini yürütüyor. Uluslararası çapta yarışmalar, turnuvalar organize ediliyor ve iki kez de Türkiye'de bu organizasyonu üstlenmiştir. İstanbul'da ve Antalya'da olmak üzere. Çok güzel Türk Beyin Takımı olarak başarılarımız da var. Türk Beyin Takımı bizim her yıl uluslararası olarak ülkemizi temsil eden bir kurum. 4 kişilik takımdan oluşuyor. Bunun için her yaz döneminde Türk Beyin Takımı seçmeleri düzenlenir. O seçmelerde dereceye giren sporcular ülkemizi temsil etmek için farklı ülkelerdeki turnuvalara katılırlar. Biz Denizli'de neler yapıyoruz Türk Beyin Takımı olarak? Biz öğretmen eğitimleri yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 125 öğretmene ben Türk Beyin Takımı eğitimi verdim. Tabii biz bu 125 öğretmene taşıdığımızda bir okula taşınmış oluyor aslında bu eğitim. Dolayısıyla o öğretmenimiz onu öğrencilerine paylaşmış oluyor. Ve birçok insanımız zekasını geliştirmek için aslında zeka oyunlarının aracını kullanmış oluyor. Beyin olimpiyatları yarışmaları yapıyoruz. İl çapında, bölge çapında ve Türkiye çapında. 3 aşamalı bir basamak. Biz bu yıl Denizli'den yaklaşık 600 öğrencimiz bu yarışmalara soktuk. Ve Ege bölge finallerine yükselen öğrencilerimiz var. Pandemi sürecinden dolayı şu an ertelendi ama Ege bölge finallerini de yapacağız. Bir kısmını Denizli'de. Buradan dereceye giren sporcularımız Türkiye'deki Ulusal Beyin Olimpiyatları yarışmasına katılıyor. Geçen sene Denizli'den ilkokul 3'e giden bir kızımız Türkiye 9'unculuğu elde etmişti. Güzel bir ödül almıştı. Zeka oyunlarının tutkunu, ailesi çok memnun bu süreçten. Bizler çok memnunuz. Öğretmenleriyle sürekli diyalog halindeyiz zaten.
Bunun dışında ben Mangala ile çok yoğun çalışmalar yaptım. 2016 ve 2017 yılında iki kez Çek Cumhuriyeti'nde biz uluslararası zeka oyunları turnuvalarına katıldık. İlk yılımızda Mangala'da Dünya Kadınlar birinciliği ve Dünya Kadınlar dördüncülüğü elde etmiştik. Bu bizim için müthiş bir gurur. 11 gün yaklaşık Çek Cumhuriyeti'nde ortaokul öğrencilerimizle hem farklı kültürleri tanımak, büyük organizasyonlarda yer almak, yani 1500 kişilik bir salonda yapılıyor turnuvalar, yarışmalar. O ambiyansı, o atmosferi koklamak müthiş bir duygu. Orada Türk bayrağımızı gururla dalgalandırmak güzel bir duygu. Bu anlamda öğrencilerimizi oralara taşıdık. Bunun dışında Macaristan'da Sedat Bey her iki yılda bir Hun Türk Kurultayı düzenleniyor. Bu kurultayda farklı ülkelerden insanlar kendi kültürlerini tanıtıyorlar. Biz de Macaristan'da Mangala Federasyonumuzla beraber bulunduk ve orada Türk dünyası oyunu olan Mangala'yı yaklaşık 3 günlük kamp boyunca 1500 gerek soydaşımıza, gerek farklı milletlerden insanlara tanıtmış olduk. Ben şunu görüyorum, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda gerek sporcu, gerek antrenör, gerek organizatör olarak yer almak insanın vizyonunu çok genişletiyor. Öğrencilerin bakışlarını çok genişletiyor. Bu anlamda bu kısımlar çok değerli. Siz 125 öğretmen Denizli kapsamında mı söylediniz? Evet. Çok iyi. Evet. Yani 600 de öğrenci dediniz. Hı hı. Yani önemli bir rakam bunlar aslında. Tabii ki. Denizli'nin eğitimdeki başarısında bunun artı bir katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki ben bu yıl yaklaşık 15 tane okula da Türk Beyin Takımı ve Zeka Oyunları konferansları verdim. Tamamen gönüllü olarak. Bir saatlik boş bir dersim oluyor. Mesela koştura koştura okula gidiyorum. 40 dakika öğrencilerle beraber oluyoruz. Zeka soruları soruyoruz. Yani çok güzel bir atmosfer oluyor. Çocuklarımız aslında oyuna meraklı, zeka oyunlarına meraklı. Hatta ben buradaki bizi izleyen seyircilerimiz için de biraz sorular getirdim. Tamam. Güzel. Onlardan mesela bir tane yansıtıp bir tane soruyla bir seyircilerimizin de nabzını yoklayabiliriz. Önce şey konuşalım. Şimdi siz okula gittiğinizde okuldaki öğrencilerin heyecanına bakıyorsunuz önce, doğru kesinlikle, mu? Önce bunu bir anlatalım. Tabii çünkü ki. Çünkü sadece öğrenci değil, velilere de veriyorsunuz. Yani bunları da konuşalım ki çünkü izleyicimiz sadece öğrenciye mi veriliyor, Faruk Hocagil öğrenci kısmına mı bakıyor diye düşünmesinler. Bunu evet, efendim. Tabii ki. Bunu zaten dillendirmiştim. Yani doğumdan aslında ölüme kadar, son nefesimize kadar her insan zeka oyunları eğitimi alabilir, çalışmalar yapabilir. Bunun örneklerimiz var. Mesela Türk Beyin Takım eğitimlerinde İzmir'den bir orman mühendisi, emekli bir orman mühendisimiz, ben bu eğitimi almak istiyorum demişti. Ben şaşırdım ve mutlu oldum. İnşaat mühendisi arkadaşımız yine aynı şekilde. Geçen ay online bir eğitim yaptım, uzaktan eğitim çevrimiçi. Kanada'dan bir Türk vatandaşımız aradı. Kanada'da 11 yıldır zeka oyunları çalışmaları yapıyor. Ve dedi ki sizi takip ediyorum, yani çalışmalarınız çok güzel, bu eğitimi almak istiyorum. Yani aramızda 9000 kilometre var, 7 saat zaman dilimi farkı var. Tebrikler. Ama biz hocam beraber o çalışmayı yaptık. Azerbaycan'dan öğretmen arkadaşımız aynı şekilde katıldı. Bunlar tabii gurur verici. Güzel. Şimdi ekrana gelecek. Evet. Soru 1 mi diyeceğiz? Soru 1. Soru 1. Bakalım ne gelecek? Buyurun bakalım. Ben de pek başarılı değilim bu konuda ama beraber bakacağız. Şimdi önce bu sorunun kaynağını da belirtmiş olayım. Tabii buyurun. Bu soru Türkiye Zeka Vakfı'nın değerli başkanı Emrah Alıcı Bey'in hazırlamış olduğu bir soru türü. Matematiksel bir örüntü sorusu. Şimdi burada 24, 36 soru işareti, 510 ve 612 sayıları var. Burada bir örüntü var. Seyircilerimizden, bizi izleyenlerden bu örüntüyü yakalayarak o soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir? Bunu arıyoruz. Aradaki farktan gitmek istesek, arada uçurumlar var. Acaba orada başka sayıları rakamlara bölüp, yani 24'ü 2, 4... 36'yı 3-6 olarak düşünsek, biraz da ipucu vereyim. Acaba o soru işaretini bulabilir miyiz?
Sedat Bey, ipucuyu verdim. Siz var mı bir cevabınız? Bana bu soruyu sormayın da. Tamam. Bu seyircilerimize sorulsun. Şimdi, sosyal medyadan da siz yayınlarsınız. Yayınlayacağım. Evet. Şimdi 24-36 evet. Ve soru işareti. Evet. 510-612. Evet. Buradaki 5 sayı bir örüntüyle ilerliyor. Bu örüntüye göre o soru işareti yerine hangi sayı gelmeli? Sorumuz bu. Bence çoğu seyircimiz bulacak bunu. İnanıyorum ben. O zaman şöyle yapalım. Seyircilerimizi beraber bulalım bunu. Ondan sonra sosyal medya üzerinden. Tabii ki. Hem sizlere hem bizlere ulaşıp. Tabii ki. O dediğiniz rakam hangi rakam olacak? Hangi sayıyı? Hangi sayı olacak? Ona göre evet. Bakalım. Evet. İkinci soruya geçelim o zaman. Tabii ki. Bir soru daha soralım. Tabii, bilmiyorum ya, atlıyorum. Pas. Güzel. Aslında bunu bir zamanlar ekranlarda böyle bulmaca gibi sunan büyüklerimiz vardı. O bulmacalarda güzel eğitim veriliyordu aslında. Tabii ki. Yani sürekli aslında bir düşünme yolculuğuna girmiş oluyoruz. Bu da kibrit oyunlarından bir soru. Sorumuz şu. Şimdi burada kibritle 6, 8 ve 5 rakamlarını yazmışız. O artıyla eşittir. Kibritle yazılmamış. O normal. Evet. Şimdi sorumuz şu. 6 artı 8 biliyorsunuz 14 yapıyor ama cevap 5 diyor. Diyoruz ki biz kibritlerden bir tanesinin yerini değiştirerek eşitliği doğru hale getiriniz. Yani bir kibriti alacağız. Kibrit çubuğundan? Evet. Yani mesela şöyle bir ipucu vereyim ya da bir örnek vereyim. Mesela 6 sayısının sol alt tarafındaki kibriti alırsanız bakın 5'e dönüşür orası. Fark ettiniz mi? Tamam. Onun gibi yani bir kibrit alacağız. O kibritin yerini değiştireceğiz ve eşitlik doğru hale gelecek. Ya eşittir 5 mi yapacağız? Belki 5 de değişebilir. Nasıl değişebilir? 5. Onu da oynayabiliriz yani. Tabii. Onu da oynayabiliriz. Yani sadece oradan bir kibritin yerini değiştiriyoruz. Ve eşitliği doğru hale getiriyoruz. Bu da yine Türkiye Zeka Vakfı'ndan Hürriyet Akıl Oyunları'ndan bir soru örneği diye verelim. Yani bir yer değiştirme sorusu sorduk. Bir matematiksel örüntü sorduk. Yani ama sonuçta eşittirden sonraki gelecek rakam eşitlik doğru hale gelecek. Eşitlik doğru hale gelecek. Doğru hale gelecek. Aynen. Allah Allah. Şöyle bir ipucu verelim. 6'ya dokunmasınlar seyircilerimiz. Sol taraftaki 6'ya. 8 ile 5 arasında bir hareket yapacağız ve eşitliğimiz doğru hale gelecek diyorum. Evet, bizi izleyen izleyicilerimiz de buldularsa eğer ki rakamsal değeri evet. Buradan da yazabilirler. Yazabilirler tabii ki. Hay hay. Çekiliş falan yok. Yani hiç öyle ödül falan da yok. En büyük ödül bunu bulabilmek diyoruz. En büyük ödül yeni sorulardır. Yeni sorulardır. Evet, üçüncü soruya geçelim. Tamam. Şimdi 5 dediniz ya. Aha. Üçüncü soruya da geçelim. Tamam. Bu kibrit biraz daha kolay gibi gelecek bana. Evet. Onun farklı formları var. Mesela iki kibrit yer değiştirmeli gibi. Yani kibriti değiştirip rakamı bulabilirsiniz. Tabii. Kibrit evet. Kaldırmalı sorular. Bu da Türk Beyin takımımızdan bir soru. Şimdi burada 5 tane kelime var. Ama kelimenin ortak ilk 3 harfi silinmiş. O sarı kutucuklarda. Bu bir sözel mantık sorusu. Sözcük mantık oyunları sınıfından bir soru türü. Biz şunu istiyoruz. O ilk ortak 3 harf nedir? Ya bakın mesela ikinci kelimede sonu cut. Mesela vücut olsaydı V ve Ü'yü koyardık ama iki harf olurdu. Evet. Bize ortak 3 harf olması gerekiyor. Hocam bunu biraz daha anlatın lütfen. Tamam. Kelime oyunu belli. Evet. Yani şöyle diyeyim. Mesela lit. Sonu lit olan 6 harfli bir kelimemiz var. İlk 3 harfini arıyoruz. Mesela bu 5 harfli olsaydı Sedat Bey. Evet. Mesela ki koysaydım ben kilit olurdu. Kilit olurdu evet. Kilit olurdu 5 harfli. 6 harfli. Evet. Ve dikkat edin ama orası kilit oluyordu da o ki diğerlerine de en başına geldiğinde hepsini anlamlı hale getirmesi gerekiyor. Harfler oradaki bulunan harflerle yani yolaşacağız. Yani bu 5 kelimenin ilk 3 harfi aynı harfler. Ortak. Biz seyircilerimizden
bu ilk 3 harfi ben de buradan bakıyorum. Bulmalarını istiyoruz. Ben de buradan bu da, bakıyorum. Bu sorular kelime hazinesini zorlar, yoklar. Mesela çok kitap okuyan kitap kurtları bu tarz sorularda daha hızlıdır, daha pratiktir. O yüzden ben kitap okumanın önemine de burada kısaca bir vurgulamak isterim. Dinleyicilerimiz yine her yaş sınırı olmadan günde 25 dakika kitap okumaları gerekir ki kelime hazineleri güçlensin. Kelime hazineleri güçlendiğinde kendilerini ifade etme, farklı kelimeleri kullanma gibi yetenekleri de tabii ki artacaktır. Anladım. Ben bunu çözmeye çalışıyorum. Devam ediyorum. Ama sizin aklınız orada kaldı. Evet. Çözebilen izleyicilerimiz varsa da hem benim sosyal medya üzerinden ve Pamukkale TV'ye de ulaşabilirler ve hocamın adresine de ulaşabilirler. Evet. Biz de burada zekamızı geliştirmek için mücadele veriyoruz ama kolay değil. Harika. Karşıdan kolay gözüküyor ama değilmiş. Evet, dördüncüye mi geçiyoruz? İsterseniz biraz daha evet konuşalım. Üzerinde konuşalım. Daha sonra o soruları da yazabiliriz. Ben o esnası konuştuğum zaman bunu bulayım biraz. Tamam, tamam. Buyurun hocam. Söz sizde. Şimdi zeka oyunlarının faydalarından bahsetmek isterim ben. Evet. Şimdi zeka oyunlarının bilimsel bununla ilgili çalışmalar var. Hem uluslararası hem ulusal çalışmalar var. Berkeley Üniversitesi'nde bununla ilgili Nörobilim Enstitüsü Başkan Yardımcısı Silva Bunge'nin yaptığı bir çalışma var. Standartları düşük bir okula gidiyorlar. Yani başarı anlamında düşük, sosyoekonomik düzeyi düşük bir çevredeki bir okula gidiyorlar yurt dışında. Haftada 2 gün öğrencilere 75 dakika zeka oyunu oynattırıyorlar Sedat Bey. Ve her 15 dakikada da yeni bir oyun öğretiyorlar. Şimdi her oyun demek sizin aslında nöronlar arası bağlantılarınızı yenilemek, farklılaştırmak oluyor. Sürekli yeni duruma adapte olmaya çalışıyorsunuz. Yeni oyun demek yeni kurallar. Oradan ipuçları çıkarımlarında bulunmak, mantıksal çıkarımlarda bulunmak. Oradaki sorunu, problemi çözme yeteneğinizi güçlendirmek. Bunlar aslında sürekli beynimizi aktive ediyor. Sürekli yeniliyor, sürekli farklı düşünme. Olaya farklı açılardan bakmayı öğreniyoruz bu şekilde. Ve bu çalışma sonunda çocukların mantıklı düşünme puanlarında %32'lik artış gözlemlenmiş. Bunu IQ seviyesine vurduğumuzda artı 13'lük bir katkı sağlıyor. Bu da iyi bir çalışma. Yine Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nde yapılan Bengü Hanım'ın yanlış hatırlamıyorsam doktor öğrencisinin yaptığı bir çalışma vardı. Bu da yine Türk Beyin Takımı'nın hazırlamış olduğu içerikleri ana sınıf öğrencilerine sunuyorlar. Ve yine test edildiğinde o çocukların bilişsel gelişim becerilerinde yaklaşık %30'larda bir artış sağlanıyor. Yani zeka oyunları bizi akademik olarak da bilişsel olarak da gerçekten güçlendiren bir argüman. Biz Türkiye'de zeka oyunları çalışmaları yaparken genelde veliler, öğrenciler hani bu akademik başarımıza nasıl katkı sağlar? Biz sınavlara çalışıyoruz. Maalesef biraz sınav ülkesiyiz. LGS, üniversite sınavları, yüksek lisans sınavları derken bu alana pek ilgi duymuyordu. Ama biz akademik başarıya yansımalarını da özellikle son 5-6 yıldır çok net hissediyoruz. Şöyle ki mesela dünya çapında PISA ve TIMSS sınavları var. Bu sınavlarda bizim ülke olarak puanımız düşük. Böyle olunca da soru tiplerimiz değişti bizim. O sınavlarda daha yüksek dereceler elde etmek için. Yeni nesil sorular diyoruz şu an. Sizin çocuğunuz 8'e geçmiş mesela. Evet. Bu yıl bol bol yeni nesil sorular çözecek. Bu sorular ezberden uzak. Tamamen böyle mantıksal çıkarımlar, problem çözme becerileri, sizin analiz yapmanızı ölçen sorular. Bu çalışmalar zeka oyunlarının içerisinde olan çalışmalar aslında. Mesela yüksek lisans sınavlarının yaklaşık %16'sı zeka oyunu temelli sorulardan oluşuyor. Üniversite sınavlarında son 5 yıldır biz gerek sözel derslerde, Türkçe edebiyat derslerinde, gerek matematik sorularında zeka oyunu soruları görmeye başladık. Ben son üniversite sınavında görev aldım AYT'de. Mesela bir tane matematik sorusu Kendoku sorusuydu. Bizim kağıt kalem oyunlarından Sudoku türevi bir oyundu. Japon matematik öğretmeninin tasarladığı bir oyundu. Dolayısıyla insanlar zeka oyunlarıyla uğraştıkça hangi sınava giriyorsa girsin o sınavlardaki başarıları da artıyor. Zaten bununla ilgili uluslararası bir çalışma da şunu söylüyor. Zeka oyunu çalışması olan bir okulda okul başarı puanı da yüksek. Yani bir okulun zeka oyunlarıyla ilgilenen bir öğrenci topluluğu varsa o okul daha başarılı. Peki çok güzel söylediniz aslında. Ben iki tane üç tane konuyu aldım. Bir,
günlük, ona bir daha vurgu yapmanızı istiyorum. Kaç dakika kitap okuması gerekiyor bir kişinin? 25 dakika mı? Evet. Şimdi bunu, en az bu. Evet. En az şöyle, bunu neden söylüyorum ben? Dünyada en çok okuyan toplumlar Sedat Bey, Alman ve Japonlar. Ortalamaları 24 dakika dünya standartlarında. O yüzden dünya standartlarında bizim kendimizi anlatmamız, ifade edebilmemiz, bir sorunu çözümleyebilmemiz, bir topluluk önünde konuşabilmemiz. Bunlar için ben minimum 25 dakika kitap okunmasının taraftarıyım. Yani çocuklarımız üniversiteye hazırlansa da, LGS'ye hazırlansa da test çözecekler, evet doğru, soru çözecekler. Ama günlük 20-25 dakika en az kitap okumaları da çok çok önemli. Çünkü kitap okudukça aslında her sınava çalışmış oluyorlar. Her branşa çalışmış oluyorlar. Çünkü artık sorular sizin anlama becerinizi ölçüyor. Bir de şunu sormak istiyorum. Siz söylediniz ya, Avrupa'da iki tane sınav PISA vardı. Ve TIMSS. Evet. PISA düşük dediniz. Evet. Ve Türkiye'de de sizin beyin takımı, yani zeka oyunlarının olduğu okullarda başarı daha yüksek. Evet. Peki bu başarı yüksekse bunu daha hızlı hayata geçiremez miyiz? Tüm okullarımıza bunu yaygınlaştırmak için neler yapmalıyız? İşte milli eğitim veya özel kurumlar mı birlik olması lazım? Evet. Bizim başarımız sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında da olması gerekiyor. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bu soru çok değerli bir soru. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Ama Milli Eğitim Bakanlığımız da bununla ilgili çok güzel adımlar attı. Ziya Bakanımız bununla ilgili çok güzel adımlar atıyor. Şöyle, Türk Beyin Takımı Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışma yaparak seçmeli zeka oyunları dersini okul müfredatlarına ekledi. Seçmeli bir ders, hani zorunlu ders statüsünde değil. Biz inanıyoruz ki ilerleyen yıllarda zeka oyunları bir Türkçe gibi, bir matematik, bir fen dersi gibi tüm öğrencilerin alanına girmiş olacak bir ders olacak. Ayrıca bakanlığımızın Eğitim 2023 vizyon çalışmalarında yaşam ve tasarım atölyeleri var. Bu atölyelerden biri de akıl ve zeka oyunları atölyeleri. Şimdi ben kendi okulumda 4 yıldır zeka oyunları atölyesi çalışmaları yapıyorum. Mesela benim o atölyemde 4 yıldır çalışan öğrencimiz bu yıl 8. sınıfı bitirdi. Yani okulumuzdan mezun oldu. Ve son sınavda sadece Türkçeden bir yanlışı var. 89 doğru bir yanlışı var. Şu an Türkiye'nin istediği lisesini kazanabilecek potansiyelde bir öğrencimiz. Ailesiyle biz konuştuğumuzda 8. sınıfın zorlukları biliyoruz demiştik. Ama bu çalışmalarla biz onu da güçlendireceğiz. Ailesi hep beni destekledi. Bana demişti ki, hocam biz inanıyoruz. Bizim çocuğumuz zeka oyunları çalışmaları içerisinde olduğunda aslında Türkçe başarısı da artıyor. Matematik başarısı da artıyor özellikle. Bunun inancındayız. Ki o yüzden ben genelde böyle üst düzey derece yapan öğrencilerim hep o yıl 8. sınıf hazırlanan, büyük sınavlara hazırlanan öğrencilerimizdir. 2-3 yıl önce şöyle bir yanım vardı. Antalya'da uluslararası bir turnuvaya gideceğiz. Bir hafta öncesinde de TEOG sınavı vardı o zaman. Eski adı TEOG sınavı vardı. Ailesiyle konuştum. Dedim ki evet, TEOG'a girecek ama uluslararası turnuvaya da katılacak. Aileler bize inanıyorlar, güveniyorlar. Biz o özgüveni veriyoruz aileye. Çocuklarımıza o disiplini veriyoruz. Çocuğumuz hem TEOG'a girdi, bir fen lisesini kazandı. Bir hafta sonra da uluslararası turnuvada güzel bir derece almıştı mesela. Hani bunlar bizi mutlu ediyor. Yani buradaki mesaj da şu aslında. Hangi sınav olursa olsun siz o sınava da hazırlanabilirsiniz ama sosyal faaliyetlerde de bulunabilirsiniz. O çalışmalarınızı da yürütebilirsiniz. Çok da kendinizi kaptırmamalısınız. Evet. Yani psikolojik olarak da sıkıntıya giriyor. Tabii tabii. Tabii bunu psikolojik danışmanlarla da konuşuyorum. Aynen. Çok kafaya taktıklarında bu sefer de sıkıntılar geliyor. Yani şöyle, mesela yüzme sporuyla 8 yıldır uğraşan bir öğrenci 8. sınıfa geldiğinde aile diyor ki artık bırakacağız çünkü sınav var. Ama başka bir aile diyor ki hayır, yüzmeye de devam edecek, sınavına da hazırlanacak. Doğrusu ne hocam? Doğrusu ikincisi. O çocuk o zaman daha mutlu. Çünkü çocuğun aslında siz o sosyal etkinliğini, sosyal çevresinden koparmamış oluyorsunuz. Bu da aslında çocuğu biraz resetliyor, rahatlatıyor. Ben iyi bir zaman planlamasıyla öğrencilerimizin her şeyin üstesinden gelebileceğine inanıyorum. Tamam hocam, bir soru daha sorayım. Oraya geçeceğiz. Tamam, tamam. Şimdi izleyicilerimiz bizi şöyle izleyebilirler. Sayın
Faruk Gülen hocam sanki özel bir kurumda çalışıyormuş ve özel kurum ağzıyla konuşuyormuş diye düşünebilirsiniz. Hayır. Milli Eğitim'de çalışıyor. Kendisi de okulundaki başarıyı anlattı aslında. Evet. Değil mi hocam? Yani evet. Onu da vurgularsanız sanki evet. Dershaneye gidilmiş gibi. Yok. Özel eğitim değil. Özel okul değil. Devlet okulundaki devlet başarıyı. Devlet okulunda çalışıyorum. Evet. Hayır, devlet okulundaki başarıyı söylediniz. Başarıları söylüyorum. Yani evet. Tüm devlet okullarında Sayın Faruk Gülen hocamın dediği gibi beyin takımları yani zeka oyunlarının olmasını istiyoruz. Hı hı. Canı gönülden. Evet, kesinlikle. Olsun ki başarımız dünya çapında görülsün diyoruz. Ve dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Tabii bunlar önemli konular hocam. Yani tabii sizin ki. Anlattığınız, ben çevremde de görüyorum. Eğer ki sınav varsa çocuklar, ben de çocuğumun sınava girecek. Ben de bundan feyiz alıyorum. Ona göre uygulayacağım. Kesinlikle. Dördüncü sorumuz geldi. Evet, bu soruda bir kelime arıyoruz ama bazı harfleri yok. Bu kelimemiz saat yönünde de dönebilir veya saat yönü tersinde de okunabilir bu sözcüğü elde etmek için. 1, 2, 3, 4 tane bakın orada harf eksik. 5 harf var. Şöyle bir ipucu vereyim. Burada bir hayvan ismi saklı. Bir hayvan saklı. Dediğim gibi saat yönünde de olabilir. Kelimemiz saat yönü tersinde de olabilir. Seyircilerimizden biz bu kelimeyi bulmasını isteyeceğiz tabii ki. Hızlı da bulacaklardır. Hayvan iyi bir ipucu, güçlü bir ipucu oldu. Sedat Bey sizden de alabiliriz aslında bir cevap. Bu soruyu şimdi benim zeka testimi yapıyorsun burada. Ya ben sonra soracağım size ama. Yani biraz uğraşmak lazım. Evet, evet. Bu hayvan dediniz. Hayvan evet. ismi dediniz. Evet. İlk harfi de Z'nin sağındaki ama tüm harf boşlukları dolduracağız. Tabii tabii dolduracağız. Yani bu 9 harfli. 5 harfi ekranda, 4 harf gizli. Salyangoz olabilir mi? Salyangoz doğru cevap. Bravo. Bakın S, A oradan. Saat yönü tersinde bir hareket ediyoruz. Evet, salyangoz bizim aradığımız sözcüktü. Evet, devam edelim. Beşinci sorumuza. Beşinci soru. Zekayı ölçtük bak İmam Polat. Son sorumuz. Heh, güzel. Bu da keyifli bir soru türü. Bunu sormayın artık. Yok, bunu size sormayacağız. Tamam, bu seyircilerimize tamam. Bu bir hedef tahtası. Elimizde oklar var Sedat Bey. Ok atışı yapıyoruz. Ok nereye gelirse o puan alıyoruz. Tamam. Hedefimiz 100 puan almak. Ama bunu yaparken de en az ok atışıyla 100 puan almak. Yani mesela bakın orada 20 var. Ben 20'ye 5 kere ok atsam 20 çarpı 5 100 puan alırım. Ama 5 atışla 100 aldım. Ben istiyorum ki daha az atışla 100 puan alayım. Aynı yeri birden kez vurabiliriz. Hocam siz devam edin konuşmaya. Ben şöyle bir motive edin. Kameraman arkadaşımız da buluyor galiba. Ama o da 4 atışta buldu. 4 atışta buldunuz siz. Evet. 3 atışta bulacağız. 3 atışta 100 puan yapabiliriz. O da ipucumuz olsun. Çok keyifli soru türüdür bu. Ben böyle ders aralarında bunu çocuklara sorarım. Misafir gelir, böyle hocam, sorarım. Sizin okulda, yani sınıfınızda başarılı olmayan çocuk yoktur herhalde. Ya keyif alıyorlar öğrenciler. Ne kadar güzel. Biz de keyif i̇şte ben alıyoruz. Ben de keyif alıyorum bakın. Her zaman aynı programları yapmaktansa evet. bu tür programları yapıp daha keyif sağ olun. Olacak. Çok teşekkür ediyorum. Hani gerçekten zeka oyunları girilen ortama keyif katıyor. Eğlence katıyor. O da oyunun ruhunda hocam olacak. Bir daha söyleyin de yeni izleyicilerimiz bizi izleyen izleyicilerimiz bir kez daha onu tabii öğretmenler. Ki. Şimdi orada hedef tahtasında atışlar yapacağız. Ok atışları ve amacımız 100 puan elde etmek. Bunu yaparken de en az ok atışıyla 100 puan yapacağız. Mesela ben bir örnek vermiştim. Oradaki 20 alanına 5 kere ok atsam 100 yapar ama 5 atış yaptım. Kameraman arkadaşımız 43'e attı, 7'ye attı, bir daha 43'e attı, bir daha 7'ye attı. Evet 100 yaptı ama 4 ok atışı yaptı. Şimdi o da güzel, o da hoş bir cevap.
Ama daha iyisi de var. 3 atışla da 100 yapılabilir. Biz bunu istiyoruz. Ama ne güzel, bakın kameramanımız geldi. O da baktı, etti. Orada 4 atışla vurdu. Ben hala bakıyorum. Çok bunlar keyifli. Tabii çok keyifli. Birçok seyircimiz bulmuştur diye düşünüyorum ben. Zaten yazarlar da bize. Biz böyle sorularla yaşıyoruz Sedat Bey. Ne kadar oyunlarla güzel. Yaşıyoruz. Ya bu soruları ama sizler beyin takımı olarak. Türk Beyin Takımı, Türkiye Zeka Vakfı, birçok hazırlayan arkadaşlarımız, dostlarımız, gazetelerdeki bulmaca eklerini bilirsiniz. Evet. Oralarda bu pandemi sürecinde mesela birçok gazete zeka oyunları ekleri verdi bulmaca sayfalarının aralarında. Bunlar çok bizi mutlu ediyor. Neden? Anne baba gazetesini okurken çocuk oradaki bir 7 farkı buluyor. Bir labirentten gidiyor. Oradaki eksik harfleri tamamlıyor. Yani bir düşünsel yolculuğa çıkmış oluyor aslında. Evet. Başka fotoğraflarımız varsa onları da verelim ekrana. Tabii ki. Ama bu sayısal ve aslında sınava girecek öğrencilerimiz de mutlaka günlük birkaç soru sorulup cevaplanması gerekiyor. Evet. Mesela bu akan fotoğraflarda katıldığımız yarışmalar, uluslararası kongreler, ya alan çok geniş ve biz bu alanda çok güzel çalışmalar yaptık. Mesela ben 2015 yılında Denizli Yılın Öğretmeni seçildim Sedat Bey. Bu zeka oyunları çalışmalarından dolayı bakanlık tarafından Ankara'ya davet edildik. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde. Haberimiz yok ya hocam. Nabi Avcı vardı o zaman, eski Milli Eğitim Bakanımız. Demek o bizi konuk etti. Dışarıdakiler değerli daha yanlıyor. Evet. Mesela Pardubisi'ye giden, Çek Cumhuriyeti'ne giden iki kızımız. Onlar da büyük başarı. Evet, dünya birinciliği, dünya dördüncülüğü alan. Bakın birçok farklı ülkeden sporcularla karşılaştılar. Bu kızlarımız şu an Fen Lisesi okuyorlar. Yani akademik olarak da çok güçlüler. Tabii biz o gücü de yükseltiyoruz. Öğrencilerimize katıldığımız ulusal, uluslararası turnuvalar. Her yıl Antalya'da turnuvalar düzenleniyor. Buna sporcular götürüyoruz. Çocuklar sertifika alıyorlar. Farklı milletlerden dostlar kazanıyorlar. Arkadaşlar kazanıyorlar. Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan dostlarımız. Onlarla hala irtibattayız. Biraz da çocuklar hem fotoğraflar ekranda yansıtılırken evet. Şunu da sormak istiyorum hocam. Bu tür oyunlar veya bu tür faaliyetler, artık adını ne koyabilirse koyalım, illa beyin takımı veya zeka oyunları veya farklı, çocukların da diğer dış etkenlerden, yani biliyorsunuz ne demek istediğimi, kötü sonuçlu evet, olacak etkenlerden evet. De uzak tutulduğu tutuyor. Tabii tutuyor, ki. Değil mi? Ondan yani, da biraz, buradan da villeri biraz açıklar mısınız? Yani tabii ki. Bunlar önemli. Tabii bazen ki. Bazen söylediniz ya, işte çocuğum sınava hazırlanıyor, ben ikinci şeyi göndermek istemiyorum falan filanlar, doğru değil mi dediniz? Evet. Buyurun efendim. Evet. Şimdi çocuklarımız spor, sanat, kültür faaliyetleri, tiyatro faaliyetleri, drama faaliyetleri, zeka oyunları faaliyetleri, faaliyet çok. Denizli'miz de bu anlamda aslında çok zengin bir şehir. Gerek Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kurslar, gerek özel kurslar, gerek bir sürü organizasyonlar, festivaller. Yani Denizli bir kültür şehri. Dolayısıyla bu şehirde çocuklarımız bunlardan nemalanmalı, faydalanmalı. Bu eğer öğrenci boşluğa düşerse o zaman işte madde bağımlılığı dediğimiz bağımlılıklara kayabiliyor. Kötü arkadaşlardan etkilenebiliyorlar. Teknoloji bağımlılığı mesela çok kritik bir konu. Şu an birçok aile muzdarip bu konudan. Elinden telefonu, tableti, bilgisayarı bırakmıyor diyorlar. Çünkü çocuklar aslında yapacak bir sosyal kültürel faaliyete yönlendirilmiş değil. Öyle olunca da büyük bir kısmını zamanı tabletlerde, telefonlarda, yani ekranlarının karşısında geçiriyorlar. Ama yansıyan fotoğraflara da baktık. Eğer çocuk zeka oyunları oynuyorsa, bu başka bir spor dalı da olabilir. İlla zeka oyunları demiyorum. Çocuk akranlarıyla beraber oluyor. Ekrana bakmıyor, akranına bakıyor. Onun bir mimiğinden onun üzgün mü, mutlu mu onu özümseyebiliyor. Beraber iletişim halinde oluyorlar. Bazen aralarında bir sorun çıkıyor ama onu çözmeye çalışıyorlar. Yani çağımızın bence en büyük sorunu iletişimsizlik. İletişim nasıl oluyor? İletişim insanların birbiriyle aslında konuşmasıyla, fikir alışverişiyle gerçekleşiyor. Maalesef teknoloji bağımlılığı bu anlamda sadece çocuklarımız için demeyelim. 7'den 77'ye hepimizi etkiledi, vurdu. Tabii biz burada farkında olmamız gerekiyor. Tabii ki teknolojiyi de kullanacağız, etkin kullanacağız. Ama bunun yanı sıra ben
ailelerimize, öğrencilerimizin sosyal kültürel faaliyetlerde muhakkak yer almasını öneririm. Dediğim gibi bu bir spor dalı olabilir, bir sanat dalı olabilir. Farklı çocuğunuzun keyif aldığı bir alan olabilir. Şimdi bazı çocuklar takım sporlarından hoşlanır. Bazı çocuklar bireysel sporlardan hoşlanır. Bu çok normaldir. Yani bir masa tenisine gönderebilirsiniz, bir okçuluk kursuna gönderebilirsiniz, bir yüzmeye gönderebilirsiniz. Yani futbol olabilir, drama çalışmaları sosyal olabilir. Sosyal faaliyetlerinde mutlular. Tabii ki. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum aslında. Tüm okul müdürlerine, velilere böyle bir imkan var iken mutlaka değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Yani okul müdürleri de bunda biraz gayret göstermeleri gerekiyor. Tabii ki. İlla formatör, öğretmen orada olması gerekmiyor. Tabii ki, tabii ki. Ya şu yanlış anlamda biz mesela okullardaki okul müdürlerimiz bizi davet ettiklerinde okullarına koşa koşa seve seve gideriz. Öğrencilerimize o bir saatlik birliktelik çocuklarda fark yaratıyor. Orada zaten zeka takımları kuracak mısınız? Kurabilir misiniz yani? Yani şöyle, biz olmanız gerekiyor mu orada? Yok, biz oradaki ilgili öğretmenler zaten bizi buluyor. Numaramızı alıyor. Hocam biz de bu yarışmalara katılmak isteriz ki bunun örnekleri çok. Yani Denizli'mizde bu anlamda bu yıl Türkiye Zeka Vakfı'nın yaptığı okul şampiyonalarına birçok okul katıldı. Çok önderlik ettik o anlamda. Yardımcı olduk arkadaşlarımıza. İlla bizim olmamız gerek yok. Ama biz bir konferansla, bir tanıtımla orada bir ateş yakıyoruz aslında. O zaman bu ateşi buradan bugün yakalım. Yakalım. Çünkü eğitime verilecek tüm destekte hep evet. birlikte el ele olursak hocam büyük başarılar imza atacağımıza inanıyorum. Tabii ki. Sizdeki o gözünüzdeki o ışıl ışıl parlayan gerçekten heyecan da hiç solmasın, sönmesin. İnşallah. Daha ilerilere gitsin diyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Zekanları seviyoruz. Evet, keyif alıyoruz. Denizli halkımızın da muhakkak evlerinde biz önceden hep muhakkak bir kütüphaneniz olsun. 10 kitap da olsa 15 kitap da derdik. Artık zeka oyunları kütüphaneleri de olsun ki aileler çocuklarıyla beraber güzel vakit geçirsinler. Bu tarz akademik başarıyı güçlendiren çalışmalar için de ben iletişim bilgilerimi gerek sosyal medya olsun gerek mail adresi, telefon numaralarımı ilettim. Okul müdürlerimiz olur, velilerimiz olur. Her türlü desteği sağlamaya hazırız. Hangi okulda? Ben Server Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapmaktayım. Ama birçok okulla da işbirliği içerisindeyim. Bilsin, danışmanlık bilsin. Yapıyorum. Tabii ki. Ya özel okullar, devlet okullarını dolaşıyorum. Bu anaokulu da olur, bir lise de olur, bir fen lisesi de olur, bir ilkokul da olur. Bir işletme de olabilir yani. Tabii ki, tabii ki olabilir. Hani program öncesi konuşmuştuk. Emekli kadınlarımıza ben zeka oyunları eğitimi verdim. Mutlu oluyorlar. Bana diyorlar ki artık el işi yapmıyoruz, sudoku çözüyoruz. Kağıt kalem oyunları oynuyoruz. Ha, bu bizi mutlu ediyor. Zeka oyunlarıyla ben daha çok haşır neşir olan bir Türk toplumuyla daha akıllı, daha zeki bir Türkiye hayal ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ben teşekkür çok ediyorum. Mutlu oldum. Beni ağırladığınız güzeldi için. Program. Hoşuma da gitti yani. Sorular hariç. Sorular hariç. Hoşuma gitti. Sorular da güzeldi. Hayır, sorular güzeldi ama. Bir tane çözdünüz. Bir tane kameraman arkadaşımız çözdü. Güzel bir keyifli ortam oldu. Çok teşekkür ediyorum. Daha çok programlar yapacağız. İnşallah. Çünkü eğitime katkıda hepimiz bir olup bu dış etken dediğimiz çocuklarımızı o kötü alışkanlıklara maruz bırakmamak için elimizden gelen tüm gayreti veliler, öğretmenlerimiz ve bizler el birliğiyle beraber yapacağız diyoruz. Hocamı niye kısa kestirdim? Uzun programlar da yapacağız. Ben keyif aldım. Sizler de keyif almışsınızdır. Çünkü biraz tadında bırakmak gerekiyor. Daha farklı sorularla sizlerin karşısında olacağız. Evet, bir çapraz açı programımızın daha sonuna geldik. Bir başka çapraz açı programımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın efendim.